İşimiz çok. 3 senedir bu sosyal medyaya girdiğimden beri bir şeylerin daha da farkına vardım. Yazılanlara bakıyorum. Bize düşmanlık edenlerin yazdıklarına bakıyorum zaman zaman. Eskiden bakmazdım. Fakat son 3-4 aydır bakıyorum. Öyle yazılar görüyorum ki Firavun'u, Ebu Cehil'i, Ebu Leheb'i kıskandıracak adamlar var ya. Diyorum ki ya Rabbi, bunlar bu topraklarda mı yaşıyorlar yoksa dışarıdan mı yazıyorlar? Bu toprakların içinde bu kadar İslam düşmanı var mı? Çünkü mesele, bir ayet yazıyorsun, gündemle alakası olmayan. Bir hadis-i şerif yazıyorsun, bir ayeti kerime yazıyorsun. Yazdığım ayet şu. Hiçbir yorum yok. Direkt kopyala yapıştır yaptım yani. Mealden kopyala yapıştır. Bu Kur'an'ın bir benzerini hadi getirin de görelim diyor Allah. Öyle bir ayet var. Getirin de görelim. Bu ayeti yazdım. Üstünde hiçbir kelime yorum yok. Allah sizi inandırsın. Belki yüzlerce altına al sana ben daha güzelini yazayım. Al bak bu daha güzel diye ayetin benzerini getirmek için şeyler yazmışlar. Ya Rabbi dedim ya, Firavunlar yapmadı bunu. Ebu Cehiller yapmadı ya. Ebu Cehil belagatta üst düzeydi. Arapçası çok iyiydi, fasihti. Ama ben de bir ayetin benzerini getireyim demedi. Ya Rabbi dedim ya. Biz ne yapmışız bugüne kadar da bu insanlar hala bu kadar azgın bir şekilde İslam düşmanı kalmışlar. Evet, biz kimsenin hidayete ermesine mecbur değiliz. Anlatmakla mecburuz. Hidayeti verecek olan Allah. Aman ya Rabbi. Kimler var? İslam düşmanlığı diyorum ya, Firavun'a ve Ebu Cehil'e kıskandıracak kadar İslam düşmanlarıyla karşı karşıyayız. Ahlaki değerleri söylemiyorum bile ya. Allah bize güç kuvvet versin. Son nefese kadar çalışalım. Bu İslam için, bu devlet için, ümmet için çalışalım. Ve çok çalışalım. Ama bizde öyle mi? Biraz yokluk oldu mu? Hangi haram kapısını zorlayacağız? Deliriyoruz. Zaten artık kolay haramı bulmak. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki haramı bulmak çok kolay. Zinasa zina, içkiyse içki, faizse faiz çok kolay. Artık faiz bulmak için bir yere, bankaya falan gitmen gerekmiyor. Evde oturuyorsun, dıt dıt mesaj geliyor. Kurban bayramıysa kurban kredisi, umre başladıysa umre kredisi, Ramazan bayramıysa şeker kredisi, öyle diyor, şeker kredisi yazmış. Hac kredisi, kıl kredisi, tüy kredisi, bir tuşla diyor 10 bin lira cebinde diyor. %0,1. Yani cehennemin dibine %0,1 ile gidiyorsun diyor. Ucuz. Yaşadığım yerde bir yerden çıktık böyle. Bir baktım buradan şu kapıya kadar kuyruk var. Buradan şu kapıya kadar falanca bankanın önü şuraya kadar kuyruk var. Yanımda bir arkadaş var, dedim ki ya burada ne bekliyor bunlar böyle yani? Böyle maaş dağıtılmıyor artık yani. Bir şey de yatırırken bu kadar beklemiyorsun. Cepten yatırıp çiziyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Dedi ki hocam, bu bankanın dedi bugün kampanyası başladı. %0,5 ile kredi veriyor dedi. Buradan şuraya kadar. İşte günahın bolluğu döneminde günahtan kaçmak baba yiğitliktir. Erkeklik budur işte. Er işi budur. Borcum var ödeyemedim. Evim yok. Olmasın kardeşim, harama bulaşma. Allah ve Resulüne savaş açma. Faiz dedin mi? Zinadan daha büyük günah. 33 tane zinadan diyor Peygamber aleyhisselam. Bir dirhem faiz 33 tane zinadan daha büyük günah diyor. Ama bugün artık faiz utanılacak bir günah halinden çıktı. Hatta kim daha çok alabilir? Promosyon var. Kim daha çok kazanır? Kavgası var. Utanmıyor kimse. Zinadan utanıyorsun. Hoş, o da artık pek utanılmıyor da. Ama gene de utanılıyor. Hırsızlıktan utanıyorsun ama faizden utanmıyor hale geldik. Allah bizi affetsin. Allah bizi yerin dibine batırmıyorsa Muhammed Mustafa'nın yüzü suyu hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem. Eski ümmetlerden hep bir günahla helak oldu eski ümmetler. Hep bir günahla. Ama biz şu ahir zamanda eski ümmetlerin bütün günahlarını aynı gün yaşıyoruz. Ve Hazreti Ömer'in meşhur duası var. Ya Rabbi, şu içki hakkında kat'i bir ayet indir diye. İşte bu meseleler yaşanırken Maide suresi 91. ayet indi. Estağfirullah.
Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu ricsüm min ameliş şeytan. Daha ne desin Allah ya? Diyor ki içki, kumar, dikili taşlar, putlar, falokları, şunlar bunlar hepsi şeytanın pis işlerindendir. Pisliktir. Ritsün diyor. Ritsün. Pisliktir. Şu kadar söyleyeyim. İçkinin damladığı pislik, ters söyleyeyim, idrar. İdrar. Kibar söyleyeyim bunu. İdrarın pislik derecesi neyse içkinin de derecesi aynı. İslam hukukunda pislik derecesi aynı olan içkiyi içiyor. Şimdi buradaki şifre ne biliyor musunuz? Hamr kelimesi geçiyor. Hamr. Şarap geçmiyor. Bak başka bir içki ismi geçmiyor. Hamr. Tesettür ayetinde de bu kelime geçiyor. Hamr geçiyor. Başörtüsü. Ayetinde de aynı kelime geçiyor. İçki ayetinde de aynı kelime geçiyor. Ne demek bu? Başörtüsünde başı örtmek demek. Bu ayette aklı örtmek demek. Yani aklı örten her şey pisliktir. İçkisi, esrarı, eroini, uyuşturucusu, neyi varsa aklı örten her şey pisliktir. Yani bir damla sidik pantolona bulaşsa, ne yapman gerekiyorsa, bir damla rakı bira da damlasa aynı pisliktir yani. Ve çoğu sarhoş edenin azı da haramdır. Efendim böbreklerim için bira verdi doktor. Öyle bir şey yok. İçkiyle haramla tedavi olmaz. Efendim kalp sağlığınızın iyi olması için her gün bir kadeh şarap. Duymadınız mı bunları ya? Doktor tavsiyesi diyor mu? Onlar işte Allah'tan uzak, İslam'dan uzak. İçkiyle tedavi olmaz. Hazreti Ali diyor ki şu parmağım diyor. Bir şarap damlamış kuyuya girse bu parmağı kesip atarım diyor. Olayın ciddiyetini anlayalım diye. İçki haram. İçki satmak haram. İçki taşımak haram. İçki imal etmek haram. Ve bu saydıklarım 10 kişi. 10 kişi. Tam ezberimde değil 10 kişi. Efendimiz bu 10 kişiyi lanetlemiş. Kim onlar? Sıkan. Yani imalatçı. Bunlar da bir şeylerle imal ediyorlar. Ben anlamam o işten. Sıkan. Kendisi için sıkılan. Yani sıktıran. İçen. Taşıyan, kendisi için taşıtan, getirttiren, alo diyor, getir eve getir diyor. İçiren, satan, parasını yiyen, satın alan ve kendisi için satın aldıran 10 kişiyi Resulullah Aleyhisselam lanetlemiştir. İçki satmak haramdır. İçkiden kazanılan para haramdır. Bu içki ayeti geldiği gün, Maide suresinin ayeti geldiği gün herkes içkilerini Medine sokaklarına döktüler. Hatta bunu anlatan sahabi diyor ki Medine sokakları diyor şaraptan ırmaklar gibi aktı. Herkes fıçılarını sokağa attı. Artık içmiyorsunuz değil mi? Artık bunlardan uzak duruyorsunuz değil mi? Fehel entum muntehun. Artık bunları bıraktınız değil mi?